Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sakal çarpan çorbası. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum. Bizim yörede yani Amasya Merzifon'da da çok meşhur bir çorbadır. Hemen onun yapımına geçeceğiz. Mercimeği ben arka tarafa koydum. Bir su bardağı mercimek şu anda haşlanıyor, pişmek üzere. Ben o arada hemen soğanlarımı kavuracağım. Ocağın altını yakıyorum. Şöyle çeyrek çay bardağı kadar çok olmadan sıvı yağını tenceremin içerisine alıp bir adet kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. İlk önce soğanlar pembeleşene kadar kavuruyorum. Soğanlar pembeleşmeye başlayınca içerisine bir yemek kaşığı dolusu domates salçası edip şöyle bir kavuruyorum. Bir su bardağı haşladığım yeşil mercimeği de alıyorum. Yeşil mercimeği böyle biraz bol bol oluyor. Bir yemek kaşığı kadar tuz ve kaynattığım suyu da alıyorum. Hemen hemen 1 litre kadar su ilavesi yaptım. Yeşil mercimek de haşlanmış olduğu için hemen kaynayınca erişteleri katacağım. Tüm çay bardağı kadar felsefeyi daha ekleyeceğim. Biraz daha çeşitli olması için. Şimdi içerisine şöyle bir su bardağı erişte. Eğer evinizde varsa benim şöyle buzlukta kemik suyu vardı. Onu da ilave ediyorum. Yoksa katmayabilirsiniz ama güzel bir lezzet veriyor. Şöyle yarım bardaktan biraz daha az erişte katacağım. Yarım bardak kadar daha ekledim. Eriştelerim çok şişmediği için ben biraz daha eklemek istedim. Şimdi erişteler şişip kabarana kadar kaynatacağım. Daha sonra üzerine nane ile tereyağı yakıp dökeceğim. İnanın ki çok kolay. Gördüğünüz gibi 3-5 dakikada hazırlayabileceğiniz kolay bir çorba ve doyurucu. Çorba şöyle altını kısayım. Birkaç dakika kaynasın. Neredeyse pişmek üzere. Böyle biraz koyu bir çorba oluyor arkadaşlar. Bu gayet normal. Şimdi hemen ben üzerine tereyağı yakacağım. Küçük bir tavanın altını yakıyorum. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar tereyağı. Çok az da sıvı yağ koyuyorum. 2 tatlı kaşığı kadar nane. 1 tatlı kaşığı da kırmızı toz. Şöyle karıştırıyorum. Hemen üzerine dökeceğim şimdi. Çorbam hazır olacak arkadaşlar. Çorba artık pişti arkadaşlar. Yeterli. Ocağın altını kapatıyorum. Kıvamı da çok güzel oldu. 1 litre su ilavesi yaptım. 1 su bardağı kadar da et su ilavesi yaptım. Hazırladığım naneyi döküyorum. Çorba hazır artık. Kıvam harika oldu arkadaşlar. Bence koyu da değil. Gayet güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çorbayı şöyle servis tabağına alıp videomu bitiriyorum. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu güzel lezzetli çorbayı muhakkak deneyin. İsterseniz böyle limon sıkarak da çok lezzetli oluyor. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.